A öyküsünü hiçbir zaman bitiremedi. İnsan hayatından daha dolan başlıdır cehennemin halkaları. Günler geçti, mevsimler yenilendi. Ama o bir genişleyip bir daralan çemberler çize durdu taş binanın yörüngesinde. Yürüdü, yürüdü. Yorgunluktan kaldırımlara çöküp kalana dek habire yürüdü. Aşındırdığı yollarında hayatın, gecemsi kıyılarında. Hep dışında bırakıldığı kapıların önüne bir rulo gibi kıvrılıp kaldı. Çamur ve idrar birikintilerinde soğuktan titreyerek. Anlattıkça anlattı. Zaman, mekan, canlı cansız gözetmeden, yerli yersiz gülerek, giderek daha sık gülerek. Bazen gülmekten devrilir, tekrar doğrulur, gülmeye devam eder, katılana kadar kahkahalar atardı. Onu dinleyecek kimse bulamadı. Belki o, hikayesini duyacak, anlamlandıracak, tamamlayacak tek kişi taş binadan çıkamamıştı. Bu yüzden ölülerle konuşmayı öğrendi A. Kuşlarla, rüzgarla. Bazen gözlerini dikmiş, uzun uzun çöpleri seyrederken rastlardım ona. Çoktan yitirdiği, yitirdiğini bildiği bir şeyi, dünyanın döküp saçtıkları arasında bile izi kalmamış bir şeyi ararken. Bazen ana caddelerden birinde, sabahın geç saatlerinde, insanların günün başladığından habersiz, bir muhallebecinin ya da dondurmacının önüne serilmiş, kairesinde devrilen bir heykel gibi kas katı uyurken. Sanki soluk bile almadığı, ölüme çok yakın uykusunda yumrukları hep sıkıda olurdu. Son ekmeğini ya da düşünü avuçlarının arasında saklayıp ısıtıyormuşçasına. Kalkıp gitsin diye üzerine kovayla su dökerlerdi. Akşamları aynı ana caddeye döner, ışıltılı bir vitrinin önüne oturur, mutlak özgürlüğün boşluğundaki bakışlarını insan yüzleri arasına salardı. Limandan ayrılan, ışıkları söndürülmüş bir gemi gibi. Ağzının kenarından bir ezgi mırıldanırdı. Kıpır kıpır parmaklarıyla ritim tutarak, omuzlarını hafifçe sallayarak oturduğu yerde dans ederdi. Başlayan, yarıda kesilen, bir başka perdeden başlayan bu boğuk ses, bir korkuluğun rüzgarda salınımını andıran bu dans, akları büyüdükçe büyümüş, ay ışığında bir çöl gibi parıldayan gözlerinin berrak karanlığı öyle ürkütücüydü ki, sanki hayatın derisi boydan boya yırtılmış, altından kaslar, iç organları, kemikler belirmiş gibi. Yoldan geçenler derin bir yay çizerek uzaklaşır, çevresindeki yalnızlık halesi daha da koyulaşıp yoğunlaşırdı. O da bu hallerin içinde giderek görünmezleşirdi. Bazen saati geldiğinde camları bir tekmede indirir, vitrine tırmanır, Noel Baba'nın, padişah ya da general kılığında bir sünnet çocuğunun gözüne kestirdiği herhangi bir mankenin yerine geçerdi. Üzerlerinden çıkardığı giysileri başına, boynuna dolar, pelerin gibi sırtına atar, bir meddah gibi temsiline hazırlanırdı. Sürgünden dönmüş bir prens kadar vakur, görkemli tahtına, darmadağınık ettiği vitrine kurulur, kalabalıklara seslenmeye başlardı. Sonunda bir sırrı ilan etmeye, ait olduğu yere, herkesin önünü atmaya karar vermiş gibi. Parıltılı, çığırtkan ışıklardan gözleri kamaşmış, o tuhaf, tanımsız, kederli anlatısına koyulurdu, çıplak hikayesini. Hiçten doğan, açlık sanrılarından, taşın sırlarından, sessizce kabuk bağlayışından yaraların, daha doğarken silinen hikayesini. Anlatmak istediği için değil, hikayesi artık bir sese, sözcüklere, bir bedene kavuşmak zorunda kaldığı için. O an, orada, uçuşan renklerin, yumuşacık kumaşların, yanıp sönen kocaman harflerin, kadife perdelerin, etiketlerin arasında. Sonunda yerimi buldum, bana burayı verdiler. İçi oyuk bu dünyanın pırıl pırıl yıldızlar serpiştirilmiş. Evcil yıldızlar, derdi sabırsızca. Ümitsiz, vaktinin daraldığının bilincinde. Duvar gibi örülü yüzleri dikkat kesilmiş, kıpırtısız, çıplak mankenlerden aldığı yüce, apansız esinle devam ederdi. Tam bir insan yetmez bu dünyayı doldurmaya. Herkese yer var. Gelin bakın, cam açık. Ama esas olan benim. Herkes miyim ben? Ortamalı bir adamım. Çiğ süt emmişim. İşte bu da benim dış sesim. Şimdi herkes fark ederdi. Görünürle görünmezin sınırlarını bir tekmede aşmış ayı. Kısacık bir duraksamadan, bir şaşkınlık nidası ya da kahkahasından sonra tiksinti ve acımayla yoluna devam ederdi. Sefaletin bu ilkel, zorbaca gösterisinin, trajediden çok farsı andıran insan yazgısının yol açtığı bıkkınlıkla. Bazen bir çocuk seyre dalar, taklide yeltenirdi. O zaman daha da coşardı A. Bir aşağı bir yukarı heybetle yürürdü cam kırıklarına, çamura bulanmış vitrinde. En sevdiğiniz yer burası değil mi? Kurtarılmış bölgeniz. İşaret parmağı gövdesinden başlayan, birdenbire hayatla doldurduğu vitrini, kalabalık sokakları, şehrin uzak kulelerini, gökyüzünü gösteren devasa bir çember çizip, kalbinin tam önünde doğrultulmuş bir silah gibi dururdu.
En sevdiğiniz yer burası biliyorum. Ama insanın yeri burası değil artık. Gözlerini unuttu bende diye bağırırdı ansızın var gücüyle. Kendi sesinde boğulur gibi olur. Boğazına takılı kalmış bir taşı yutmaya çalışırcasına ard arda soluk alırdı. Kalbini, onu bu ıssız yollara sürüklemiş kalbini avuçlayıp çıkarmaya. Sesini en çok ona duyurmaya çalışıyormuş gibi göğsünü sıkardı. Korkma demeliydim kendime. Korkma gebermezsin. Sabredin biraz. Gebereceğim. Birdenbire anlardı çok geç kaldığını. Herhangi bir teselli için çok geç kaldığını. Sesi giderek kısılır, zihni bulanır, omuzları çökerdi. İçten gelen bir ses ailesinde sanki hızla silinirdi. Ama dimdik durur, hepsi aynı insanımsı renge boyanmış mankenlerin göz bebekleri olmayan sonsuz bakışlarında, zamanı bile çıplak bırakan bakışlarında, kimsenin nüfuz edemediği hikayesine devam etmeyi başarırdı. En gece dolu sözcüklerle seslenirdi onlara. Kim vardı orada? Gölgelerden çıktı, kıpırtısız kaldı. Kaçıp gitti tek kanadıyla. Kıpkırmızı çiçekler açmıştı. Rula rula tuvalet kağıdından. Dallarla kaplanmıştı. Kökleri toprakta sanırsınız ama göktedir. İşte biz hepimiz ondan çıkıp geliyoruz. Avuçlarının arasında sakladığı yorgun, kan dolu bir yüreği, belki bir sözcüğü, bir soluğu ya da kanadı, bit kırar gibi kırardı. Dolunayı da ikiye keserler ama o her seferinde yeniden birleşir.